Medeniyetler beşiği Anadolu'nun kalbi, eskimeyen yüzü, üretken insanları ve Türkiye ekonomisinin bilimsel topraklarıyla Eskişehir sizi selamlıyor. Eskişehir Girişimci Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Eksiyat, Eskişehir'i ve beyaz altını dünyaya tanıtıyor. Eksiyat, dünyayı Eskişehir'e taşıyor. 1993 yılında girişimci ruhu temsil eden iş adamlarınca kurulan Eksiyat, kuruluşunun 16. yılında Türkiye ve Eskişehir'e değer katmaya devam ediyor. Üyelerimizi uluslararası organizasyonlara taşıyoruz. Onlar ürettikleri mallarını Eksiyat Eskişehir'e anlatıyor. Eksiyat, Eskişehir merkezli küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İşte düzenlediğimiz bazı programlarımız. ATC Eksiyat Türk-Amerikan Forumu. Eksiyat ev sahipliğinde Osman Gazi Üniversitesi'nde gerçekleşen programda ATC heyeti Eskişehir bürokrasisi ve iş dünyası temsilcileriyle tanıştılar. Afganistan-Türkiye İşbirliği Toplantısı. Eskişehir'deki programa Afganistan Milli Eğitim Bakanı, Bayındırlık Bakanı ve Kabil Valisi katıldılar. Hindistan-Türkiye İş Geliştirme Platformu. Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan eşliğinde Eksiyat heyetince Yeni Delhi'de yürütülen temaslarda üst düzey Hintli yetkililerle işbirliğine gidildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Murat Mercan Bey'in destek ve katılımlarıyla Avustralya Büyükelçisi Sir Peter Dolyen'in de hazır bulunduğu Avustralya-Türkiye İş Forumu'nu yine Eskişehir'de gerçekleştirdik. Bir kez daha Sayın Mercan'ın teşrifleriyle Malezya-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısı Eskişehir'e hareketlilik getirdi. Ayrıca Hollandalı iş adamlarının katılımıyla Eskişehir'de düzenlenen Hollanda ve Avrupa pazarına giriş yolları programı ve Moğolistan-Türkiye gıda sektörü işbirliği buluşması. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok devlet adamı, iş adamı ve gazeteciyi Eskişehir'e getirerek hem Eskişehir'i bir dünya markası haline getirmeye çalıştık hem de Eksiyat üyelerinin küresel krizden etkilenmemeleri için farklı açılımlar sunduk. Sosyal sorumluluk projelerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Birincisini düzenlediğimiz Eksiyat Beyaz Altın Türkiye Girişimcilik Ödülleri Referandumu final programı muhteşem bir katılıma sahne oldu. Ekonomi alanında Türkiye'nin en büyük referandumu olma unvanını taşıyan Beyaz Altın töreninde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Karma Parlamentosu Eş Başkanı Jos Lahindijk, Sayın Feriş Şahenk, Pınar Eczacıbaşı, Paul Doğani, Kenan Sofuoğlu, Temel Kotil ve alanlarında başarılı olmuş birçok kişi ve kuruluş ödüllerini aldılar. Sayın Başbakanımızın programdan duyduğu memnuniyeti ifade etmeleri Eksiyat için onur oldu. Eskişehir Girişimci Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'ne bu buluşmayı sağladıkları için şahsım ve ülkem adına ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir özel ödülü Eskişehir'den, İstanbul'un dışında Eskişehir'den, Anadolu'nun tam ortasından, İstanbul'la Anadolu'yu bağlayan çok güzel bir yerden, Eskişehir halkından almak, tabii ki Sayın Başbakanımızın huzurunda kendi ellerinden almak benim için 44 yaşında bir Türk vatandaşı için çok onur veren bir gün oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dört televizyon kanalından canlı olarak yayınlanan program milyonlarca kişiye ulaşmış oldu. İkinci Eksiyat Beyaz Altın referandumu yine muhteşem bir katılıma sahne olarak bu alanda kendisine ait olan oy rekorunu egale etti. Birebir kıyaslandığında 23 vilayetin mahalli idareler seçimlerindeki geçerli oylardan daha fazla oy kullanılan Eksiyat Beyaz Altın referandumu Eskişehir halkının güvenini kazanmış olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
Bir diğer sosyal sorumluluk projemiz, ülkemizin doğu bölgesindeki parlayan yıldızı olan Van'a kurduğumuz İşte Gönül Köprüsü'ydü. Eksiyat organizasyonunda Maliye Bakanımız Sayın Kemal Unakıtan Beyefendinin himayelerinde, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik Bey ve Vasiyat'ın ev sahipliğinde, 3 Bakan, TUSKON Başkanı Sayın Rıza Nur Meral, çok sayıda milletvekili ve 115 iş adamını Van'a götürerek Van iş dünyasıyla buluşturduğumuz İşte Gönül Köprüsü programı büyük yankı uyandırdı. Gıda ve inşaat alanlarında iş bağlantılarının da yapıldığı program, ülkemizin doğusuyla batısı arasındaki gönül köprülerini iş dünyasına taşımış oldu. Üyelerine Ar-Ge ve kurumsallaşma alanlarında sürekli seminerler veren Eksiyat, Anadolu'nun KOBİ'lerini Türkiye'nin kaplanları yapma yolunda sürekli hızını arttırarak koşacak. Eksiyat, dünya ekonomilerinin Eskişehir'deki durağı, ticaretin emniyet ve güven merkezi olmaya devam edecek.